Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bendeniz veteriner hekim İsmail Kamuroğlu. Bugün sizlerle biliyorsunuz daha önce çok güzel bir çekim yapmıştık. 10 binlik bir işletmeniz vardı İstanbul Çatalca'da. Murat Beylerin ve Kerem Beylerin. Onların paketleme tesisindeyiz bu sefer de. Yine ziyarete geldik. İşimizi yaptıktan sonra da hazır. Yumurta paketleme nasıl bir işletmede konumlandırılmalı? Neye mal olur ve neden olmalıdır? Bunlardan bahsedeceğiz ama her zamanki videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoda beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı ve videolar geri gelmez. Sizin etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki zil işaretini açık konuma getirmeyi unutmayın diyorum ve hızlıca videoya başlıyorum arkadaşlar. Arkada hanımefendi çalışıyor arkadaşlar, görüyorsunuz şu anda burada. Şu anda yumurtaları seçiyor. Yumurtalar toplanmış bir şekilde şu anda işletmemizde duruyor. Önce geliyor arkadaşlar. Bakın işletmede yumurta toplanıyor. Burada biliyorsunuz manuel ele toplama var. İşletmede kartonlanan, şöyle görmüş olduğunuz gibi kovalarla toplanan yumurtalar burada kirlisi ayrıldıktan sonra diziliyor ve ondan sonra seçme başlıyor. Yani yumurtanın boyut seçmesi manuel bir şekilde seçiliyor burada. Ondan sonra da arkadaşlar şu arkamda görmüş olduğunuz damgalama makinesinde damgası vurulduktan sonra, tarihi atıldıktan sonra burada da paketleme işleme taahhüt tutuyor. Aslında iş basit gözüküyor ama öyle değil. Niye diyeceksiniz? Çünkü bir işletmede arkadaşlar paketlemenin ruhsatının alınması ve böyle bir şeyin yapılması zor bir süreç. Burada istenen bazı şartlar var. Bir tanesi arkadaşlar işletmenin içerisinde bu malzemelerin konumlandırılması. Duşakabinler, elemanların bu konudaki eğitimleri ve bunun uygunluğu. Paketleme ile ilgili bir şeyler yapacağınız zaman arkadaşlar muhakkak İl Tarım Müdürlüğü, bakın söylüyorum, İl Tarım Müdürlüğü'ne başvurmanız gerekiyor. Ha, beraber kurarsak işletmeyi biz de bu konuda size yardımcı oluruz diyorum. Şimdi arkadaşlar hemen birazcık anlatalım. Gördüğünüz gibi burada bir Lohman Sandy arkadaşlar buradaki hayvanlar. Söylemiştim size. Yumurta büyütme problemi olan bir hayvan biliyorsunuz. Çok sevmiyorum. Tinted'i daha çok seviyorum diye. İşte yaşlı halde en büyük yumurtalarını görüyorsunuz şu anda arkadaşlar. Sandy'leri. Şimdi burada yumurta manuel olarak şurada seçiliyor, diziliyor, raflanıyor, kolleniyor ve boyutuna göre arkadaşlar burada manuel bir şekilde boyutlandırıldıktan sonra tarih makinesinde arkadaşlar tarih vuruluyor. Burada shrink makinesi arkadaşlar, kaplama makinesi öyle söyleyelim. Burada etiketi koyulan ürün kaplandıktan sonra gideceği yere gidiyor. Aslında bu kadar basit. Şimdi siz bana diyeceksiniz ki İsmail Hoca bu ne kadara mal olur? Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz tesisin içerisinde böyle bir yapı yoksa şöyle bir yapıyı oluşturmak bütün cihazları ile beraber, izinleriyle beraber aşağı yukarı 250 bin liradan altında kalmaz. Onu söyleyeyim. Ama böyle bir yapınız var ise arkadaşlar şu makine ve yanındaki tarih atma makinesini çok pahalıya bulamaz. İkinci el çok da pahalıya bulmazsınız. Öyle söyleyeyim. Yani 50 bin lira ila 70 bin lira arasında bedele bütün işi çözersiniz aslında. Ama yoksa böyle bir yer mecburen sıfırdan yapacaksak arkadaşlar inşaatı, talimatnamesi, kalebodru, duşakabini, efendime söyleyeyim el yıkama yerleri, özel uyarı cihazlarının olduğu yerler, efendime söyleyeyim dezenfektanların olduğu yerler, cihazlar, tezgahlar dediğinizde 250 bin lirayı bulur arkadaşlar. Ruhsat bedeli ile beraber bilginiz olsun. Ve arkadaşlar burada en önemli konu da ne? Onu da söyleyeyim size. Burada en önemli konu yumurtanın sadece boyutunun ayrılması değil arkadaşlar. Kırık yumurtaların ayrılması ve imhası, kirli yumurtaların ayrılması ve imhası. Biliyorsunuz burada 10 bin tane hayvan var günlük. 9.000-9.500 arası yumurta topluyoruz burada şu anda. Ki işletme arkadaşlar Ağustos'ta verime başladı. Şu an biz Nisan ayındayız. Bugün 1 Nisan ben bu videoyu çekerken. Yani şöyle söyleyeyim. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. 8. ayımızdayız. Bugün de içeride datalara baktık. Kayıtlara baktık. Aylık kontrolüme geldim. 190 üzerinde verimimiz var arkadaşlar. Şimdi böyle bir işletmede günlük nereden baksanız bir koleye yakın kırık ve kirli yumurta çıkar. Bunları muhakkak ayırmalısınız ve imha etmelisiniz. Bunun haricinde de arkadaşlar yumurtalar toplandıktan sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde, bakın en kısa süre içerisinde ayrımını yapmalısınız. Az önce hanımefendi arkamda ayrımını yapıyordu. Ki arkadaşlar taze taze yumurtayı sevk edebilirsiniz. Şimdi ben size yavaş yavaş da göstereyim arkadaşlar. Bakın burada yumurta tasnifi yapıldı. Görüyorsunuz yapılıyor şu anda. Daha o koller tamamlanmadı. Burada arkadaşlar görüyorsunuz. Aslında olay basit. Buraya konuluyor. Ondan sonra etiketi konuluyor. Etikete
Tarih arkadaşlar, biliriz tarih etiketi ayarlanıyor, vuruluyor ve burada alınan, bakın burada tartı cihazımız var. Burada tartılıyor. Ondan sonra kaç gram oldu ona göre ayrılıyor. Şimdi mesela burada S etiketler var, small'lar var yani. 53 gram olanlar. Ondan sonra medium'lar var. Large, bakın mesela burada medium'lar var. Bakın gösteriyor burada 55 gram. Şöyle gösterelim size. Bakın 55 gram. Şöyle. Heh. Şöyle netleyelim. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Medium. Ondan sonra arkadaşlar. Ve large var arkadaşlar. O da 62 gram biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada elle seçim yapılırken görüyorsunuz. Bu ele aşinalığı var artık. Oluşmuş çalışan personel arkadaşımızda. Burada arkadaşlar darası alınıyor. Görüyorsunuz. Şunun. Ve daha sonra yumurta konduktan sonra gramaj belli olduktan sonra S, M, L hangisi ise burada etiketi vurulup 30 tane yumurtanın burada arkadaşlar tarihi atılıyor. Daha sonra buraya konuluyor ve shrink makinesiyle paketlemesi yapılıyor arkadaşlar bu cihazda. Ve daha sonra gideceği yere sevk olunuyor. Şu anda mesela sevkiyat var. Şöyle size gelen yumurtaları da gösterelim. Bakın şu anda ilk toplanan yumurta. Önce bakın böyle toplanıyor. Böyle toplanıyor arkadaşlar yumurtalarımız. Kovalarla. Ondan sonra şöyle işletmede arkadaşlar diziliyor. Gel abi. Diziliyor. Murat Bey de şu anda arkadaşlar işinin başında görüyorsunuz. Bir yandan da şu anda ürünleri inceliyor. Biz video çektik. Söylemek istediğiniz, bize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok hocam. Gayet işimizden memnunuz. İşimizin başındayız. Hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Allah'a çok teşekkür ederiz. Allah yardımcınız olsun dedim. Ben videoyu sonlandırayım müsaadenizle hemen. Ve arkadaşlar işte size paketlemenin nasıl olduğunu göstermeye ve anlatmaya çalıştığımız, yumurta toplandığından itibaren nasıl sınıflandırılıyor, nasıl tarih atılıyor, nasıl paketleniyor bunu göstermeye çalıştık. Yoğunuz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bana tarih at bunu paketle arkadaşlar. Yani bu cihazların nasıl çalıştığını ne olur internetten bakabilirsiniz. Şu anda çok yoğunuz. Ben bir an önce buradan çıkıp başka bir ile gitmek zorundayım. Hızlı bir şekilde size en azından şu konuyu işlemek istedim. Nasıl seçildiğini, nasıl ayrıldığını gösterdim. Maliyetlerini söyledim 3 aşağı 5 yukarı. Dedik arkadaşlar ve anlattık. Maliyetlerinden bahsettik. Sıfırdan yapmaya kalkarsanız nasıl olacağını anlattık arkadaşlar. Maliyetlerinden bahsettik. Ve yavaş yavaş bir videonun sonuna geliyoruz. Yumurta paketleme tesisi işletme için çok önemli. Yumurtanıza katma değer katarsınız arkadaşlar. Yumurtanızı markanızda kaliteli bir şekilde satarsınız diyorum ve arkadaşlar... Ve bir videonun daha sonuna geliyorum arkadaşlar. İşlerinize bol ve verimli, bereketli günler diliyorum. Yorumlar kısmına lütfen nelerle ilgili bir içerik yapmamı isterseniz yazmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.